İlla kayda girsin. Ben geğirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi diyebiliyorum. Şu an yapmayacağım. En son alırım onu. 1140. 10 saniye boşluk dursun. Hiç bisket işte. Mama yiyor. Sen yakma. Her Konuya Varım podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Beta yanımda, kendisiyle mizah üzerine, daha doğrusu mizah dergileri üzerine konuşacağız. Mecmua. Mecmuaları üzerine konuşacağız. Hoş geldin Beta. Merhaba, hoş buldum Bahadır. Valla seninle burada bu programı yapmak benim için onurdur, şereftir. Yani 10 yıldan fazladır arkadaşımsın ve... Tabii 15 yıl oldu. Tabii vardır. Ki ben senin menajerliğini yaptım. Evet ya, bak. Bunu hiç ya, unutmuşum. Yıllar geçmiş üstünden, bu kalp seni unutur mu? Bugün seninle mizah mecmuaları üzerine konuşacağız. Mecmua çok eski isim gibi oldu ama yani şey, dergileri. Eskiye de dayanacaksak? Eskilere de tabii ki de değiniriz. Çünkü bunun temellerini ta 1800'lü yıllarda Osmanlı zamanında Diyojenlerle falan atmışlar. Evet. Biliyorsun sen de. Diyojen var. 1860'lı yıllarda kuruluyor. Daha sonra kalem 1900'lü yıllarda onun yerine geçiyor. Ne bileyim, Türkçe Fransızca olarak hatta o dönemlerde Kalem dergisinin yayını yapılıyor. Ardından Akbaba var, yine 1920'li yıllarda olan bir dergi aslında bu da. Ve böyle böyle giderek aslında günümüzde bizim nasıl bu mizah dergilerinin içine çekildiğimizi de konuşacağız. Ben açıkçası Lemanyaklarla çekildim. Lombak, Lemanyak. Doğrudur ama Lombak Lemanyak'ın içinden çıkma bir şey aslında. Aynı nasıl hani kemik lombağın içinden çıktıysa, aynen, Bahadır Barüter zamanında. Hatta kemiği eskiden yırtıyorduk kendimiz kenarlarını, ah, evet, falan. Arife öyle bir tarif şey gibi bir şey vardı. Makasla kesip aynen içme öyle şeyi vardı. 8 ya da 16 sayfadan oluşuyordu. Onu içinde kırpar, büzer, büker, kendi dergini içinden yapardın. Aynen. Aynen öyle ya. Çok güzel günlerdi o zamanlar. Sonra kemik dergiliğini ilan etti. Daha cilt de çıkarttı. Bağımsızlığı ilan etti. Ama aynen, ne kadar devam edebildi? Hangi dergi ne kadar devam edebildi? Yani şu an Lemanyak da yok. Lombak da yok. Hiçbiri yok. Hepsinin yerini penguenler, uykusuzlar aldı. Penguen de kapandı galiba daha sonra. Evet. İlk zamanlarda bu Diyojen zamanlarında şöyle söyleyeyim sana. Hükümeti eleştirdikleri için baskıdan dolayı kapanıyorlarmış. Hatta Sabahattin Ali'nin, Rıfat Ilgaz'ın, Aziz Nesin'in yazarlığını yaptığı, çizerliğini yaptığı Marco Paşa diye bir dergi vardı. 1946'da yayın hayatına başlamıştı bu dergi. Yani bir yıl sonra piyasadan, doğrudur, kalktı. Yani sebebi de hükümete olan eleştirilerden dolayı, sert kalemden dolayı yukarıdakiler bu dergiyi istemediler diyeyim. Yani zamanında sansürden dolayı kapanıyordu dergiler. Günümüze baktığımızda ekonomik sıkıntılardan dolayı kapandıklarını görüyoruz. Doğru ama sansür baskısı yemiyorlar mı? Çok yediler. Tayyipler alemi de gördü bu çizerler. Yani çok fazla siyasi şeyler, politik şeyler çizmek zorunda kaldılar. Bertolt Brecht'in bir lafı var. Mizah olmayan bir ülke kötüdür ama mizahsız yaşayamayacağım bir ülke daha kötüdür. Şu an böyle bir devirde yaşıyoruz. Türkiye mizahsız yaşayamayacağım bir ülke oldu. Ve o yani, hale geldi. O hale geldi. Yani mizahın sansürlenmesinden şu anda daha kötü bir durumdayız. Yani sansür aslında hep vardı ama şu an dozu önemli. Her şeyin dozu önemli. Bir şeyi zehir yapan ya da şifa eden şey dozudur. Mesela sadece ülkemizden değil, yakın zamanda Fransa'da Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan İslam karşıtı bir karikatür vardı. Bu da bayağı tepki toplamıştı ve yine mizahta özgürlük çerçevesine dikkat çekmişti. Bu da sansüre girer mi mesela? Yani oradaki sansür haklı bir sansür müydü sence? Özgürlük dediğin şey hani insanın içinde başlayabiliyor ama yakın yerde bitiyor bizim burada. Çünkü her şey özgürlüğe ket vuruyor. Artık düşüncemize bile, çizimlere bu kadar. Yani dava açılıyorsa, şey yapılıyorsa bunlar hep caydırıcı, sanattan uzaklaştırıcı, bambaşka bir kalıpta bakan zihniyetin ürünleri. O yüzden çok sansür konuşup özgürlüğe darbeleri konuşmayalım da biraz daha güzel insanlardan bahsedelim. Çok fazla, yüzlerce çünkü çizer var. Bülent Üstün'ün mesela Kötü Kedi Şerafettin, herkesin bildiği. Peki o zaman sen ilk eline hangi dergiyi aldın? Bu mizah dergileriyle olan serüvenin nasıl başladı?
Valla o zaman Lombak yoktu tabii. Le Manyak olabilir, Le Manyak dönemi olabilir. Çünkü ilk anaokula başlamadan önce ben ayıptır söylemesi okuma yazmayı biliyordum. Bu dergiler, mecmualar sayesinde orada yazan şeyleri okumaya çalışarak. Çünkü o çizimleri görüyorum, bu balonlar hani ne yazıyor acaba diye hani ufaklık merakı. Ve benim artık hayatıma etki etmiş bir şey oldu Bu onların şekilde okumayı sayesinde. yazmayı mı söktün? Okuma yazmayı neredeyse oradan söktüm diyebilirim yani. Çünkü hatırlıyorum, ben 98 sayısını da hatırlıyorum Le Manyak'ın. Şu an dinleyicilerimiz belki Z kuşağı yani. O dergilerden çok fazla hani kültür aldım. Her çizerin ayrı mizah anlayışını anlamaya çalıştım. Bırakamadım. Benim için bir bağımlılık oldu. Aylık takip ediyorum, haftalık takip ediyorum. Ayrı ayrı bir de ya işte öğrenciyim o zaman. Hatta yani ilkokul ve ortaokulda da takip etmeye devam ettim. Ama ne yazık ki ayrı ayrı şeylere bölünüyordu. Hani Fermuar diye bir dergi çıktı mesela. Çünkü Penguen'den ayrıldılar. Yazar Oradan kadrosu ayrılıyordu. sürekli sırf... Penguen ve Uykusuz da bu şekilde çıktı galiba zaten. Evet, çizerler hurra oradan oraya gidiyor. Hani Le Manyak'tan çıktılar, bir anda Lombak oluştu. Lombak normalde Bahadır Baruter'le Fatih Solmaz'ın çizdiği bir köşeydi. Fatih Solmaz çizer değil bu arada. Yazar kalemiyle hep hani espriler buldu. Ama Bahadır Baruter de bu esprileri kendi esprileriyle birlikte onun esprilerini de evet. çiziyordu. Lomba'nın zaten genel yayın yönetmeni Bahadır Baruter. Evet, doğru. Kurucusu olarak da geçer yani böyle. Evet, yazı işte ne müdürüyse artık tam bilmiyorum Kimse artık. şeyini. Ama bir yandan heykeltıraş olduğunu biliyoruz. Gümüşlük'te yaşadığını biliyoruz falan. Bir gün basmak Sen işin magazin tarafını daha çok biliyorsun isterim. galiba. Ya o köfte dudakları falan, yani onları biliyorum. Yani çünkü çizimlerden biliyorum, şeyden biliyorum ama... Mine Söğüt'le evli Evet. ve Mine Söğüt'ün kitaplarına, hikayelerine diyeyim daha doğrusu, o hikayelere uygun karikatürler çiziyor. Çok güzel bir konsept tutturmuşlar. Hatta Mine Söğüt'ün Bir Deli'nin Hikayeleri kitabında Bahadır Baruter'in de karikatürlerine rastlayabilirsiniz. Bir dinozorun kini paylaşacak mısın? O O kim? Mine Mina Urgan'ın. Urgan. Hatırladım Mine Evet. Urgan. Ya bizde de edebi yön vardır. Sen niye gitsin sandın? Ya biraz daha mizahi bölümündeyiz şu an. Bahsetmemiz gereken çok fazla isim var ama 10 saysak hani 90'ı güme gitmiş olacak. 90 saysak 1100'ü yine gitmiş olacak falan gibi bir durum var. Dediğim gibi işte okuma yazmayı onlarla öğrenip artık yani benim için ilk öğretmen Rıza Külegeç olabilir mesela, veya Şevki Sayışman olabilir. Rıza Çünkü Külegeç renklendirmeleri yapan ve hayır, balonları dolduran. kaligraf. Kaligraf Kaligraf işte. balonları dolduran. Balonları dolduran. Renklendirmeleri başka biri Çünkü yapıyor. her hafta Rıza Külegeç yine balonları yetiştiremedi diye geyik çeviriyorlardı dergide. Hatta bir iki kere boş balonlu karikatür yayınlayıp Rıza abi baskıyı yetiştiremedi. Suç onun suçu falan demişlerdi böyle. Evet ya, hep bir de tüm çizerlerin hayatlarından bir parça gördüğümüz için biz, yok Le Manyak şehitleri olsun orada, Memo Tembel çizerin hani tipini de görüyoruz. Hepsi birbirini çiziyordu. Evet, Bu vesileyle hepsinin tipi gözümüzün önünde canlanıyordu. ve hepsinin hani hareketleri ne kadar canlanıyordu? Onların konuşma tarzına göre canlanıyordu. Bak Faruken Bayraktere vardı mesela, hani gelen ze, giden Rezili ze şeyleri, Rezili Rüsvan. Travis'le Rüsvan. Ay ya. Bir o yok herhalde bende şu an burada ne yazık ki. Ben de cilt olarak var. Kravisin Toltol mu? Yok, Rezili Rüsvan. İsterim. Vermem, bir Kaça tane varsın. bırakırsın? İçi imzalı. Ya Faruken Tabii. Bayraktar'a imzalı mı? Yoksa Faruk Bayraktar'a imzalı mı? Yok, Faruken Bayraktare'yi. Hatta ben de çocukluğumda onun adı gerçekten Bayraktare mi? Yoksa onun bir dili vardı. Gelenzi, Sıçenzi, Gidenzi Aynen. diye. Yine o dilden esinlenerek kendi soy ismini de köşesine Faruken Bayraktare olarak mı yazdı diye düşünüyordum. Ya o baloncukların yanına çizdiği küçük adamlardan, yani öyle bir farklı jargonu Ayaklara vardı. falan penis çiziyordu böyle küçük Evet, küçük. her yerden kafalar Baloncukların çevresinde çıkıyordu. küçük küçük insanlar dolaşıyordu. Bir şeyler Evet, oluyordu. çok eğlenceli çizimleri vardı. Yani sadece okumakla kalmayıp içine aynı şekilde hani birçok isim sayabilirim şu an. Yani Bahadır Baruter'in de çizdiği çok şeyin o tarama uçlarının içinde kayboluyordum, düşüyordum. O dönem beni o dergilere çeken, her hafta böyle sabırsızlıkla beklememi sağlayan iki isim, biri Faruken Bayraktar'ıydı, diğeri de Emre Hablak'tı. Ah Şimdi Emre Emre Hablak Ablak ya. sosyal medyayı çok fazla kullanıyor. Evet. Özellikle Instagram'da çok aktif ve tek takip ettiğim yazar, çizer de odur benim. Bülent Üstün daha fazla aktif, onu da takip Ama ederim. Emre Abla ben daha bir ayrı beğenirdim. O Ya yüzden TÜBİTAK hepimizi tabii Bayram yani Efendi, Bayram Efendi, Uranyumlu olan ah ya. maceraları ve
Ali Biz Emmi'yle çay bunları içişi falan yani şu an hepsi. Instagram var. Biz bunları 20 yıl önce biliyorduk. 20 yıl önce takip İyi ediyorduk. ki bilebildik bunları, o sıra takip edebildik. Yani şu an aynı şevkiyle devam etmiyor karikatür ne yazık. Aynı hikayeleri yazmıyor zaten. Evet, yani Keşke Bayram Efendi'ye bugün tekrar başlasa mesela yani. yakından takip ediyorum. YouTube kanalının şeyinden de Tunç abi var. Bizim kulak klibini çeken Tunç Topçuoğlu. Buradan dinlerse selam olsun. Kelebekler Vadisi'nde sürekli onunla görüntüler paylaşıyor. Full takip ediyorum. Çizerken bir yandan Clubhouse'da yayın açıyorlar. Hepsi beraber. Ulan diyorum ben nasıl bir odadayım? Orada Oki var. İşte Emre Hablak var. Bülent Üstün var. Arada konuşuyorlar bir yandan. Ben de Ama çiziyorum filan. zamanında hepsi şöyle bir imkan tanımışlardı. Biz Taksim'de şu şu ofisteyiz, şu şu binadayız. Bizimle tanışmak isteyenler buyurun gelsin demişti. Ah. Ben gidip mesela onlarla tanışmıştım. O gün mesela hala benim aklımdadır. Ömrüm boyunca da unutmayacağım anılardan biridir. Ne Bu güzel. kadar içinde olan biri olarak sen o dönemlerde gittin mi? Ben gittim, asansörü çıktım, o eski Eski püskü asansörü bak. çıktım ama hatta yanımda çizimlerim de vardı. O sıra ortaokuldan arkadaşım Cankut vardı. Onunla beraber ben çiziyordum, o esprileri buluyordu. Biraz işte o Fatih Solmaz, ben Bahadır Barıtermişçilik oynuyordum. Hani Bahadır Barıtercilik oynuyordum. O sıra çünkü çizim kursuna falan da gidiyordum. Ama karikatür benim için böyle haftalık takip edebildiğim ve hayatımı düzenleyebilen mizah anlayışı beni o yaşlardan almıştı. Ben çok heyecanlı bir çocuktum ve çok o kadar girişken değildim. Ortaokuldayken kapılarını çalmaya korktum yani. O kapıyı çalamadım ve o Nasıl çıktığım yani? asansörden, merdivenden götüm götüm indim, döndüm. Yukarı çıktın kapıya kadar kapıyı çalmayıp geri mi döndün? Evet. Yani biraz çekingen bir çocuktum. Oraya kadar gitmişsin. Evet Hep ama... tanışmak istediğin, her hafta çizimlerini sabırsızlıkla beklediğin isimler. Ama ben de reşit Bu değildim. bugünle kıyasladığımız zaman her hafta televizyonda dizilerini izlediğimiz oyuncularla aynı kapıya çıkıyordu. O dönemde biz onların her hafta bir bölüm hikayelerini hatta bazen ayda bir bekliyorduk. Evet ama ya ben sanırım öyle bakmıyorum. Herhangi bir ünlü görüp fotoğraf çektirmişliğim hiç olmadı galiba hayatımda. Ama imza almışlığım oldu. Metin Üstündağ, Bahadır Barüter ve Meral Onat vardı. Yine ortaokul zamanı. Topkapı Sarayı'na okul gezisiyle gidiyoruz ve hatırlıyorum sonbahar aylarından biri. Ayın 29'u olması lazım. Çünkü ayın birinde dergi çıkıyor. Le Manyak var o zaman. Hatta yani hayır, Lombak var ki 15. 17. sayısı filan, öyle hatırlıyorum. Şu an ne yazık ki muhafaza edemedim, işte burada dergileri görüyorsun ama her şey eksik ne yazık ki, öyle bir durumdayım. O gün Lombak dergisinin kapağını imzalatmıştım. Yani o zaman fotoğraf çekmek gibi bir şey yoktu zaten. Hani imza istedim ve... Selfie'nin yerini o zaman imza alıyordu. Evet, zaten Berk telefonumuz Bayındır'a yoktu. sevgilerle. Bir tane de kendi karakterlerinden birini çiziyordu imzanın yanına. Evet, Bahadır Barüter O Bahadır Barüter yapıyorsa göt çiziyordur kesin. yazışı. Kemiğin logosu bile, Lomba'nın logosu bile göttü. Lomban logosu işte zaten göttü. Sonra dergi oldu bir anda Le Manyak'tan kopunca. Ama orada da çok iyi çizerler kaybettik. Yani ben hem Le Manyak hem Lombak almaya bir süre devam edebildim. Sonra tamamen Lombak'a geçtim. Çünkü orada dedim hani ne var? Robinson Crusoe Cuma en Muhteşem dedim bir ya. seriydi ya. Gürcan Yurt'un Robinson Crusoe Cuma mükemmeldi. Sonra o da sinema filmi oldu. Kötü Kedi Şerafettin gibi. Yani ne güzel ki en azından bir şekilde popüler kültürle yeni genç nesillere daha bu kültür aktarılmaya çalışılıyor. Ama biz 90'larda bunun tillağını yaşadık ya. Yani her hafta o bekleme heyecanı olsun. Çarşamba çıkıyor dergiler, Perşembe'ye aktarılıyor. Bu bir gün bizi üzüyordu. Yani hani çok büyük tutkuyla, hani tutku, doğru kelime tutkuymuş. Bu karikatür ve çizgi roman çizim işi benim için hep bir tutku oldu ama bastırılmış tutku olarak kaldı ne yazık. Peki günümüz mizahına baktığında, sen 90'lar 2000'lerdeki mizahla kıyasladığında Mizah dediğim nasıl değişir. görüyorsun? Mizah dergilerine Mizah baktığında mı? dergilerindeki mizah diyeyim.
Şimdi eskiden büyük temeli atıldı. Lombaklardan, Bahadır Baruterlerden, Ersin Karabulutlardan, ki, Yiğit Özgürlerden önce Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin Mizrağı evet, vardı. Evet işte yani bunları saymazsak şimdi olmaz. Oğuz Aralları saymazsak olmaz. Ama biz 90'ların sonundan biraz daha Lemanyak Lombak'tan girdik. Yani büyük usta kalemler var. Zaten hani hepsi aynı okulda hepsinin kalemlerini bilemiş. Hepsinin babası olan bir Avni karakteri vardı. Tabii ki Oğuz Aral, ki Rıza Külegeç'ten bahsettik. Avni karakteri Rıza Külegeç'ten ilham alıp yapılmış bir karakter. Onu bilmiyordum mesela. Öyleymiş. Ben Rıza Külegeç'i hayatımda hiç görmedim. Ama şu an... Görsen tanırsın. Görsem tanırım. O da Gümüşlük'te. Gözümün önünde şu anda ya. Bir gün denizin yanına gidelim. Gümüşlük'te Bahadır Baruter'le şeyle karşılaşalım. Ben kapısında yatmaya varım yani şu an. Günümüz mizahı biraz da hızlı tüketime döndü gibi değil mi? Şimdi Z kuşağı kepslere gülüyor mesela. Biz ayda bir beklerken bu hikayeleri 10 saniyede tüketip mizahı veya elindeki eseri bir sonrakine geçme dönemindeyiz gibi geliyor şu anda. Baktığında her şey yani tüketim çağındayız çünkü. Sadece mizah değil, sanat eserlerinin hepsi hızlı tüketiliyor. Hani, bunu müzeye de yorabiliriz diyorsun. Evet, her şeye yorabiliriz. İyi ki biz... Hani ben şu an keşkesiyle bakamam. Kafamı yaşamaya çalışıyorum. O yüzden iyi ki ile bakıyorum. İyi ki biz o dönemleri gördük. İsteyen araştırır görür. Ben o dönem araştırdım da Gırgır'ın veya Leman eskiden Limon'du. Limon dergilerini sahaflardan gidip alıyordum. O zamanlar ne oluyormuş? Ben doğmadan önce nasıl mizah yapılıyormuş? Sıkı arşivcilerdensin sen galiba. Zamanında. Zaten evine de geldim şu anda görüyorum. Yani her tarafta mizah dergileri var. Cilt cilt lombaklar var. Eksik. Krevisini tol tol yok. Yani o kadar eksik. Peki, var. Peki sana şunu sorayım. Saysam. Şu anda elinde ne yok da olmasını istiyorsun? Hangi ya, karakter serisi veya hangi derginin hangi hikayesi? Ya Şerafettin bile mesela o kadar ciltlerini sakladım ama hep kayboldu. Biri aldı, bir şey oldu. Ben taşındım. Bir şekilde eşyalar kayboldu. Ben birçok şeyde koleksiyoner olmaya çalışıyorum ama ne yazık ki hiçbir şeyi iyi muhafaza edemiyorum. Eksiklerim olanlardan daha fazla, hatta öyle söyleyeyim. Şu an ne yazık ki çoğu şey yok. Cem Barslan'dan Yılmaz Aslan Türk'e, Otis abimize şeye yani yüzlerce saymam gerekir. O yüzden biraz daha üstün körü ele almamız gerekecek sanırım. Otis abi arka kapakta oluyordu. Ah ya. Yani dönem dönem arka o da değişiyor. Arka kapakta olan hikayeleri hatırlıyor musun? Değişik Leman şey olur, sayarım. Lombak Kuduz olur. Kuduz Doktor Hector sayarım. Altu. Üzeyir sayarım. Ezik Şarkıcı Altu. Ne yazık ki çok yakın zamanda Kaan Ertem'i kaybettik. Çok erken de kaybettik. Mizah dünyasının başı sağ olsun diyebilirim. Çok yakın zamanda kendisini kaybettik. O da Zıçan Adam. Evet. Karakteriyle biliniyordu. Daha pek çok şeyle biliniyordu tabii. Ben mesela daha parayı vermeden aldığım derginin arka kapağındaki hikayeyi okuyup bitiriyordum. Evet. İlk bakılan şey herhalde arka kısmı oluyordu ve çok güzeldi o zamanlar ya. Yani arka kapakta ne olacağının veya kapak ne olacak bunun heyecanı, içindekiler kısmı özellikle ne olacak heyecanı bambaşka bir şeydi. Şu an ne yazık ki onu yaşayamıyoruz. Bak siyasi veya sansür, en başında biraz konuştuk ya. Bak şu an Misbak diye bir dergimiz var yani. Yanlı bir şekilde de karikatür yapılabiliyormuş. Ama nasıl yapılabiliyormuş? Yani çizgilerine bakıyorum yani. Ayıp değil mi ya? Siz çizer misiniz? Çizmez misiniz veya yani çizer olmasanız keşke. Yani o geniş zamanda yapmasanız bunu. Siz tweet atın geçin yani. Bir şeyleri Photoshop'la şey yapmak, karikatür böyle bir şey değil ya. Yani herkesin kendine ait bir tarzı, hepsi şahsına münhasır insanlar. Bu yüzden şu an ele düşmüş durumda ne yazık ki birçok kötü çizer tarafından, kötü mizah anlayışlı, karaktersiz insanlar tarafından. Şu an takip ediyor musun peki? Takip ediyorum. Ne olarak? Yani dergi olarak. Çünkü ben 10-15 sene her hafta takip ediyorduk diyorum. Evet işte hiç ama şu anda ben değilim. Uzun zamandır gidip de bir mizah dergisi aldığımı hatırlamıyorum. Doğru. Çünkü birçok çizer tek başına dergi çıkarmaya başladı. Bu biraz da sosyal medyanın falan bireyselleşmeye itmesinden olabilir mi? Aynı şey şarkıcılar için de evet, geçerli çünkü. Evet. Artık bir yere bağlı olmadıkları için beni takip eden kitle benim Instagram'ımdan, Spotify sayfamdan pat istediği gibi son çıkan şarkımı duyabilir. Evet. Herhangi bir dağıtıcıya bilmem neye muhtaç değilim diyor. Evet. Aynı şekilde bu çizerler için de
geçerli diyebilir miyim? Denebilir herhalde. Yani ben işin içinde değil, okuyucu tarafındayım. Ama artık devir değişmiş. Tabii mizah da değişmiş. Yani Umut Sarıkaya Naber diye tek başına dergi yaptı adam. Yani hani içini de kendi dolduruyor. Çizimini de kendi yapıyor. Kaç sayfa? 52 sayfa mı ne? Bir kocaman yazıyordu. Yani ne demek tek başına dergi yapmak? 52 sayfayı da kendi mi dolduruyor? Evet. Mizah burada başlıyor herhalde. Yani bunu yapan ama çok kişi oldu. Ne güzel ciltler var işte elimde. Bülent Üstün'ün Obje Art diye mesela inanılmaz çalışması var. Saymakla bitmez işte bu dergiler. Ne yazık ki ben de bir yandan nostaljici bir insan olduğum için eskilere gidiyorum. Eski dergileri okuyorum. Lombak, Lemanyak ciltlerim var. Onları okuyorum. Şu an hepsi bir yerde değil. Herkes tekil bir şekilde çalıştığı için genel olarak, yani Uykusuz'u hala takip ediyorum, hala çıkıyor, görüyorsundur. Bir Uykusuz kaldı herhalde. Uykusuz dışında benim de aklıma gelmiyor şu an yayında olan. O dönemlerde okurların gönderdiği karikatürler bile çok güzeldi. Yani evet. Sadece çizerlerin değil, takip eden kitlenin espri anlayışı, mizah anlayışı da aynı onlar gibiydi. Ben de onlardan biri oldum. Hatta yani Berk Bayındır yazmıyordu ama Albay yayınlandı mı senin? Yayınlandı Yumurtalar'da 2004 yılında diye hatırlıyorum. Yumurtalar'da espri söyleyeyim mi? Yumurtalar bölümünün işte arkanın bir arkası. Arkanın arkasında yerimi kaptım Yumurtalar bölümünde. Vallahi espriyi can kutu atayım. Benim esprim değil diyeyim. Ben çizmiştim. Ama kendi yaptığım çok şey de vardı. 60 kişilik bir sınıfımız vardı ilkokulda da. Tabii birazcık arak da yaptım. Hani stil bulamıyorum. Daha yeni yeni çizmeye başlamışım. Biraz ondan biraz bundan öyle ortaya garip eklektik bir şey çıkartmaya çalıştım. Sınıfa fazlalaştırıp 60 kişiye dağıtmıştım. O zaman ama bende bir kopyası bile yok. İşte o kadar muhafaza edemiyorum. Neyse Yumurtalarda yayınlanan onu söyleyeceğim. Karikatürün sende şu anda var mı? Bu raflarda bir sürü kitaplar var. Yok. O sayı yok mu yok, yanında? Yok, 2004. Yok. 2004'ün hangi sayısı onu da bilmiyorum. Bir tek kapağında I Want You diye Amerikalı şey vardı. Anladım. Askere giderken seçerlermiş askerleri. Kapak oydu, onu hatırlıyorum. Arkada Albay Beta yazıyor. Bir tane sörfçü bir çocuk sörf tahtasını tutmuş. Musa abi bugün deniz birazcık durgun. Bir el at da sörf yapalım diyor. Buydu karikatür. Musa da öyle duruyor. Tabii arkadan çizdim Hazreti Musa'yı. O zaman yayınlanmıştı. Biz 3 tane falan diye yolladık. Yayınlanır. Ben de yayınlardım bunu. Bir incesi var yani. Yani biraz eleştirel de bir karikatür mü? Ney denir? Bilmem. Çocuk haklı. Peki ben de bir tane karikatür çizemediğim için hiçbir zaman çizmedim ama aklımda bir espri vardı, onu söyleyeyim. Hani çizdirebilseydim birisine, çizdirip gönderecektim yumurtalara. Hı hı. Bir tane gemi, bir tane kaptan var. Dümeni çeviriyor böyle. Bunları çizebilirim, evet. Gemi tayfasından biri de yanındakiyle konuşuyor. Ulan bu kaptan bir dümenler çeviriyor ama. Ya çok kelime esprisiymiş, çok iyi. Çizer miydin bunu? Çizerdim ama bir cevap daha lazım olur gibi. Bende de Yiğit Özgür şeyine döndü o da. Yani habire bir ekstradan balon daha açacaksın. Sonra boka sarmaya doğru gidiyor. O zaman şeyi yapardık. Balonu içini boş bırakıp öyle yollanılıyordu çünkü. Aşağıya hani eski karikatürlerde sonra Rıza abi mi yazıyordu onları? Evet. Ya Şevki Sayışman o dönem, hani 2004'te bilmiyorum. Biraz mizah dergileri, magazini gibi bir durum da var. Bu kadar özel hayatlarını çizdiklerinden dolayı hani kavga ettiklerinde mizah dergilerinde sonuçta sadece çizerler yok. Hani işte Fatih Solmaz gibi, Kemal Kenan Ergen gibi, Kamuran Süner gibi. Gerçi Kamuran Süner'in köşesi yoktu. Ama bu adamlar yazılar hep da oluyordu. Metin Üstün daha yazardı tabii. Devamlı. Gani Müjde de yazılarıyla çıkmıştı. Şu an birçok filmin senaristliğini yapıyor evet. Zaten ki bu saydığımız yazarların içinde de yine senaristliğe geçiş yapanlar oldu. Çok, yani Kemal Kenan Ergen bayağı Ruhsar'da falan var. Hani böyle çok kült olabilecek şeylerde. Kamuran Süner'i Geniş Aile'den hatırlıyorum mesela. Hani ulan liseli Talat'ı çizen adam meğer senaristmiş falan oldum. Yani öyle uygulayıcı yapımcılık yapmışlıkları çok fazladır herhalde yani. Alican Kırmızı vardı bir ara, geldi yok oldu. Ama işte aralarında magazin durumu çok yani. Ne yazık ki bu da bize tweetler olsun şeylerle de döndü. Kim kiminle kavgalıymış, ben artık onları takip edemiyorum. Ama bazen o kavgaları dergiye yansıtıyorlardı, çiziyorlardı. Tabii yani ben şeyi de hatırlıyorum. Bahadır Baruter'in Fatih
pabucu yarım, çık dışarı ya oynayalım gibi bir şey. Aynen yani ayrıldıktan sonra onlar herhalde. Büyük ayrılıklar yaşandı. Şeyi de hatırlıyorum. 2010 öncesi bundan eminim. 2007-2008 filandır Yiğit Özgür'e benim mail atmışlığım var. Geri dönmedi ama yani... Şaşırmadım. Ben dedim yani bu kadar ayrılık niye? Biz sevgili okuyucularınızız. Ne olur yapmayın filan. Yani çünkü çok çizer, yazar kaybettim diğer dergileri yani. Fırt, HBR, Gırgır, Limon, Leman, Fermuar, Kemik. Bu dergilerin içinde onlarca çizer var ve yani hatırı sayılır. Gerçekten çok değerli çizerler, yazarlar var. Bunları kaybetmek istemezdim. Şu an mesela Bülent Üstün'ü takip ediyorum. Geceleri Instagram'da canlı yayın açıyor. Artık 4 kişi almada geldi ya. Şeye, uygulamaya. İnsanları alıyor. Muhabbet, sohbet ve yani çok içten samimi adam. Güzel adam yani. Bu adamlar güzel adamlar olduğunu hep savunacağım herhalde. Çizer adam. Bir de Bülent Üstün'ün şeyi var. Bir de bunlar hep senin çocukluğuna damga vurmuş ya, iz bırakmış. Öyle. Yani hepimizin çocukluğu 90'lar. Öyle. Ve mutlu geçen bir çocukluktu. 90'larda çocuk olup da mutlu olmayan pek fazla kişiye rastlamadım. Bir şekilde o mutluluğu evin köşesindeki o küçük detaydan bile bulup o mutluluğu yaşayabiliyordu 90'larda çocuklar. O yüzden hep bu isimleri anınca da bu dergiler gözümüzün önüne gelince de o mutlu anılarımız canlanıyor. Evet, öyle. Hep küçükken aklımda diyordum, dergileri topluyorum. Bir yandan dergileri alıyorum, ardından cildini alıyorum. Çünkü ben bunu çocuğuma saklamak istiyorum. Evladiyelik düşünüyorum küçükken. Çocuklarım da bundan bu mizahı görmeli diye saklamaya çalıştım. İşte yüzlerce saklayabildim, binlerce saklayamadım. Ben senin evine bakıyorum. Sadece tuvaletinde 42 tane sticker var duvarlarda. Aşağı yukarı evin salonunda falan da bir 50-60 tane olsa, evinde 100'den fazla sticker, yani karikatür sticker'ı duvarlara yapıştırılmış vaziyette. Sen bu mizahla yaşıyorsun resmen. Aslında onlar takvimdi. 2017'den 2022'ye kadar olan... Yanında evet bir tane de sticker verirlerdi. Takvimler. Ama 2021'de ne yazık ki takvim çıkartmadılar. Ben de bunları duvara asmakla yetindim. Deli Cevat'ı hatırlıyor musun? Ah ya Gökhan da bak yani manyak adam. Deli şeyinde, Cevat, Benjamin. Deli Cevat. Değil mi Benjamin? Evet. Şeyinde saatle dolaşıyordu. Bugün evet. De kimse saati sormadı diye ayıflanıyordu hikayelerin sonunda. Yani bayağı biz 90'lara gidiyoruz, 2000'lerin başlarına gidiyoruz ama ne yazık ki işte bu adamlar neredeler? Yani ben de takip edemiyorum, bilmiyorum. En popülerleşmiş olanlarına şu an hani Yiğit Özgür'ü 100 kişiye sor, 99'u bilir yani. En popüleri herhalde Yiğit Özgür olmuştur. Ben Yiğit Özgür'ün dergiye ilk giriş yaptığı zamanı hatırlıyorum. İlk karikatürlerini. Daha yeniydi dergide falan. Lan diyordum ne kadar güzel ya, mizah anlayışına bak ne kadar yüksekte falan. Ondan sonra zaten kısa sürede parladı yani. Bak sayfa ortalarında şey vardı. Serkan Altun yine. Ve o Yiğit Özgür'ünki de 2 sayfaydı zaten. Evet ama Yiğit Özgür daha rüştünü Serkan Altın İğne'den çok daha önce Serkan ispatlamış biri. Serkan Altın İğne nasıl başladı biliyor musun? Amatör Serkan olarak başladı. Aynen, sonra... İlk arkada yumurtalarla başladı. O da yumurtalarla dahil oldu diye hatırlıyorum. Şimdi şeyini almayayım, günahını almayayım ama Amatör Serkan bölümünü bir hafta çizdi, iki hafta çizdi. Sonra Vibratör Serkan oldu. Dispiratör. Hani tam sıralamayı kronolojik de değil. Olmaz ki. Hani Karbüratör Serkan, Terminatör Serkan, her türlü bir şey Serkan. Hipnatör Serkan. Bir şeyler oldu yani sürekli her hafta. Ve yani şu an Serkan Altun iğne. Aynı şekilde mesela değer olarak o yaşlarımda şu bence daha iyi, bu bence daha kötü yapıyordum. Ama şimdi dönüp baktığımda yani mesela... Hiçbirini ayıramıyorum evet, diyorsun değil mi? Evet. Birine ayıp olur ya, mutlaka. Ayıp olur. Hani anneni mi seviyorsun, babanı gibi bir soru olur. Hani Selçuk Erdem mi, Erdil Yaşaroğlu mu? Tamam cevabım buna nettir ama... Ve onlar da aynı kategorideler benim gözümde. Evet Selçuk işte Erdem, o yüzden Erdil bunu sordum. Hep yani çünkü hayvanlı karikatürler. Aynen. Yani Erdil Yaşaroğlu full hayvanlı ama bahsetmişken hayvanlı filan dedik. Salih Memecan'dan nefret ederim. Hani niye? Ben de pek sevmem. Yani iktidar yanlısı şey bir çizer. Sabah ve yıllarca bizim site aynen önceden de sabahtı. Şimdi de sabah değişen. Gerçi yani Misvak dergisinde bile şey görüyorum. Hani zamlar insanların götüne girmiş bir şekilde şey çizmiş. Ben çok şaşırdım onu geçen gün gördüm. Bu yeni bir karikatür galiba zaten.
Misfak bile çıldırdı artık dayanamıyor gibi bir başlıkla yani, yazmışlardı. Ya hükümeti eleştiren bir karikatür çizmişler. Ya şaşırmam ki yani. Ki hükümet yanlısı olan bir dergi bu. Bugün Akit gazetesi Tayyip Erdoğan hakkında kötü bir şey yazsa şaşırmam ya. Yani hani iyi bir şey yazsa da şaşırmam, kötü bir şey yazsa da. Keşke maruz kalmasak şu ipnelere derim. İbne sert oldu. Şu insanlara, şu yaratıklara, mahlukatlara maruz kalmasak derim. Ben silmem bunu, yayınlayacağım. Yayınla lütfen. Vallahi ben arkasındayım. Peki susamıyorum. Sen Türkiye'de ofansif mizahın üstadı olarak kimi görüyorsun? Söyleyeyim mi? Recep Tayyip Erdoğan. Gerçekten. Ve gerçekten ofansif mizahın üstüne yani Cumhurbaşkanımızdan daha iyi yapan evet. Yok. Geçen gün bir açıklama yapmış. Ülkemizde gençlerin hayal kurmasını engelleyemeyeceksiniz, önüne geçemeyeceksiniz gibisinden. Sağ olsun. O öyle bir mizah anlayışı var ki güldürürken düşündürtmüyor. Düşünmemeni istiyor güldürürken. Sadece gülmeni istiyor. Bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız demeliydik. Sayın demedik diye almazlar herhalde. Alırlar, Cumhurbaşkanımız canım. Dedik o kadar da değil. Sayın Cumhurbaşkanımız diyerek bayılan bir tane kadın var. O da mizah. Yani işte ne yazık ki mizahsız yaşayamıyoruz ya bu ülkede. Gezi olayları zamanı mizah çok ayrı bir yere geldi. Çok daha başka birine, penguenden değil başka birine dava açıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı Tayyip Erdoğan'ı hayvana benzeterek tavşan çizdiği için olarak öyle bir şey. Öyle bir de yani ve öyle bir hayvan. Ve muhteşem bir hareket yaparak Lombak'ta mı olmuştu? Kapak yapıyorlar. Penguen. Penguen'de doğru Lombak aylık çıkıyordu. Penguen'de her hafta Tayyip'i farklı bir hayvan olarak çizmişlerdi. Muhteşem bir hareket. Ofansif mizah nedir bence? Her hafta yapılmış Penguen'de iç sayfada, ilk açtığın sayfadaki... 2 ve 3. sayfa. Aynen 2 ve 3. sayfada siyasi göndermeler şu an hala devam eden. En beğendiğim kısmı da belki de orasıydı derginin. Vatandaşa sorduk vardı Emrah Ablak. Ya Emrah Ablak'ın her şeyine bayılıyorum ya. Emrah Ablak'ın yine şu an tipi gözümün önünde o uzun böyle aynen. Ekmek gibi sıratı. Yani o kendisi öyle çizdiği için tabii gözümüzün önünde. Kendisini öyle çiziyordu. Çok büyük saygı duyuyorum Emre abla. Çünkü benim çocukluğumda büyük yer sahibidir kendisi. Bana bu dergileri sevdirmedeki en büyük rol ona ve Bayram Efendi'ye, o TÜBİTAK serilerine bağlıdır. O ikinci ve üçüncü sayfa benim dergi içerisindeki en sevdiğim şeydi. Ve bak biz apolitik olarak büyüyecek yok bir nesilken... O sayede işte. Belki de mizah dergileri sayesinde politikanın doğru tarafına baktık evet. Diyeyim. Bence eksikleri yanlışları gördük. Ben hep derim ki ben yarın öbür gün Cumhurbaşkanı, Başbakan falan olsam. Ben mizah dergilerine destek verirdim. Benim ne yanlışım var? Bana bunu mizahi yönle anlatın derdim ya. Bu çok güzel bir feedback, geri bildirim aslında. Evet ama fazla şey istiyorsun. Ölmen lazım. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ne yazık ki yani. Korku imparatorluğundayız ve her şey özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Ne yazık ki düşüncelerimiz bile kısıtlanabiliyor. Şöyle bir dergi var. Şu an çevremizde bir sürü mizah dergisi var. Beta çıkardı bunları yayın öncesinde. Bu pijama elindeki. Bunda ben yazdım o yüzden şey yapıyorum. Kısa sürmüş bir mizah dergisi. Çok fazla mizah dergisi oldu. Hip hop dergisi de oldu ama hiç karıştırmıyorum baba. Mizah dergileri çok fazla çıktı ama bu da tirajdan dolayı devam edemedi. Pijama dergisinde tanıdığım bir arkadaşım yapıyordu Numan. Buradan selam olsun. Şöyle çizmeyi bırakıp artık yazıya geçtim. Bir gün yolda gidiyorum. Beta Berk Bayındır. Pijama dergisinde köşesi var. 2015 mi? Bir sayfa mı? Boyunca yazmışsın. Ama karikatür hevesin vardı. Niye çizmedin? İşte bıraktım. Çünkü hala yani karalarım öyle. Hep aynı çizdiğim bir tane figür vardır. Söz yazan insanlarız zaten. Bir şekilde kalem devamlı elimizde. Bülent Üstün diyor okuma yazma diye bir ikilem vardır ya bunun bir üçleme olması lazım. Okuma, yazma ve çizme. Çocukluktan herkese bu öğretilmesi lazım. Ama biz solakları dışlamayı tercih ediyoruz. Öyle bir kültürdeyiz. Ne yazık ki yani. Öyle gibi geliyor bana. Biraz kötümser mi baktım? Ben optimist bir insanım. Olmaya çalışıyorum işte bu adamlar sağ olsunlar iyi ki mizah yapıyorlar. İyi ki yaptılar yani benim ömrüme yetecek kadar mizahı herhalde bir yılda çıkartmışlardır. Yeniden okurum öyle o kadar güveniyorum. Senin raflarında bir sürü cilt var. Lombaklar, lemanyaklar, penguenler. Bu ciltleri zaman zaman açıp eskileri okuyor musun peki? Tabii ki çok çok yapıyorum şu an. Mesela Alpay Erdem'i şu ara okuyorum. Ben kitabı. O bir köşe yazıyordu. Köşede... Ben es geçiyordum hep onu. Sevmeyeni çoktur. Ama
Abim de hiç sevmez. Bana sağ olsun abim şey yaptı. Çünkü bak, benden... Emrah Ablak yazsa bile oturuyordum okuyordum. Ama bazılarının... Vatandaşa sorduk yazıyordu en fazla. Bu mesela insanın kendine yakışanı giymesidir. Lafını aynen. Emrah Ablak çıkarmıştır. Evet, evet, evet. Moda nedir? Hani irtica nedir, şeriat nedir, kendine yakışanı giymesidir her şeyi. Ama son adam. Evet, bugün bütün Türkiye nüfusunun dilindedir bu mesela jargon. Öyle. Bu adamlar ikon olarak benim için geçtiler ama kültüre de, mizah kültürüne de bu adamlar çünkü yazarlar. Bu adamlar reklamlarda gördüğümüz birçok şeyi de onların anlayışı ile yapılmış. O mizah anlayışı doğmuş ki yapılmış. Hani birçok sitcomundan tut dizilerine yani hepsinde görebiliriz. Onlar her yerdeler aslında yani bu mizahı böyle yaydılar. Abim benle 6 yaş var aramızda. Onun da adı Bahadır. Sen de Bahadır'sın ve Bahadır Barıter de var. Burada bir üçleme var ortada. Hip hop da... Bak Bahadır çok zor bir isimdir bulunması. Şu an 3 Bahadır'ı bir araya getirdi. Değil mi? Değil mi? Ne güzel. Yani 3 Bahadır da benim için değerli insanlardır. Ama başta abim. Sonra Bahadır Barıter de mi var? Hayır sonra sen sonra Bahadır Barıter. Yani... İkimiz de köfte dudak. Hadi oradan. Bahadır Barıter fazla köfte dudak. Ya o zamanlar siteyi tam hatırlamıyorum ama böyle video bölümü vardı. 3-4 tane videoları vardı. Hani Bahadır Barıter her şeye şaşırıyor filan. Ya hatırlıyorum hani, onu. Ya ne güzel böyle zamanlardı. Böyle şaşkın gözler. Evet. Aa aa filan. Uzun saçına toka takmış. Tam o halde gördüm. Yani ben o videoyu herhalde izlemeden önce Topkapı Sarayı'ndayken o imza aldığım gün yani görüp o çizimlerden tanıdım adamı. Yanında Metin Üstündağ. Direkt dudaklardan mı tanıdın? Ya Metin Üstündağ'ın saçından tanıdım. Bahadır Barıter yani ikisi yan yana Emrah durunca. Emrah Ablak suratından. Evet Emrah Ablak yoktu bende. Görmedim, tanışmadım ne yazık ki. Yani benim için çok yüksek, güzel yerdeler. Yani benim çocukluğuma büyük etki etmişler. Gençliğime etki etmişler. Mizah anlayışıma, hayatı kavrayış biçimidir mizah bir yandan. Buna etki etmişlerse benim için çok değerli yerdeler ve o değeri kafamda kırdırtmıyorum kimseyle. Pek fazla paylaştığım bir şey değil. Özellikle ben istedim seninle mizah dergileri konuşmak. Çünkü... Baksana işte hayatıma böyle etkisi var. Rap'ime bile etkisi oldu sağ olsunlar. Senin zaten kariyerinle mizah anlayışın paralel ilerliyor. Ben öyle görüyorum en azından. Öyle doğrudur. Çünkü pek çok şarkında o mizahi unsuru hissettirebiliyorsun. Öne çıkan bu oldu bir yandan. Ben de bunun üzerime yapışmasını sevdim. Çünkü ilk yaptığım zamanlar mizah, içerikli... Kliplerini düşün. Aynen çok yapılmıyordu yani o yüzden... Demet Evgar'ı oynatmıştın klipte ya. Evet, kardeşi Yiğit çekmişti bu arada Pişti klibini. Birçok insan o filmden almış falan diyordu o dönemler. Yani iyi ki onları çok takmadım ama bak unutamamışım. Bu mizah dergileri, yazarlar bir şekilde aslında bizim müziğimizdeki, bizim kültürümüzle de kesiştiler bir yerde. Bazı albümlerin kapaklarını mesela tasarladılar. Bugün bazı rapçilerle bazı yazarlar yan yana gelebiliyorlar. Yani ne güzel ki tamam Şeyin Şah Kuntepar yaptı filan ama ben ha, de mesela. Bu ben de 2009'da Kuntepar şarkının adı Kuntepar değildi çatlaktı ama hani Kuntepar. Ya sen bu kadar mizahın içinde olup büyüyen birisi olarak bunları görünce ben, hayıflanıyor musun? Yani ben ya de, benim olmam lazımdı yok, onların yanında yani, diyor musun? Demiyorum yani bu. Ulan daha iki gün önce dedin. Hayır şey. Orayı kes ben koyuyorum. Bu sefer demiyorum. Yani şey. Hayır, kıskanma durumu değil. Mesela Fuat abinin de vardı. Kuduz Doktor Hector'un aşısı. Ay! Yapardı. Veya Mokar hastasını bahseden olmadı galiba. Kuntepe'den 2009'da bahsetmiştim var. Ondan öncesinde Kaptan Onedin'den bahsetmiştim var. Yani ben referans olarak verdim bunları. Ama biraz çizerler piyasası rock'la, punk'la büyümüş, yetişmiş nesiller bu adamlar. Bu adamların yaşı var, bizden yaşı var yani. Şeyin Şah da çok güzel çizer. Gerçekten kalemi, yani çizimini gerçekten beğeniyorum. Gıpta, karikatür çiziyor mu yani? Karikatür değil, yani çizimi iyi. Karikatür çizdiğini görmedim. Mizah apayrı bir şey. Burada mizah sadece konuşacaksak işte neleri de konuşmamız lazım. Tamam, Charlie Chaplin'inden tutma. Tutma tutma. Şeyin Şah'tan devam et. Şeyin Şah'ın amına. Bende de kayıtlar var. Haberin olsun. Valla benim için
çok güzel bir yerdeler ve onlara zarar verdirmeyeceğim. Hani kafamdaki şeyi de kırdırmayacağım. Her gün benim saygım onlara artıyor böylece. Tanışıp beraber çalışmak belki disiplini bambaşkadır yani. Bir teklif götürmedim. Ben sadece ufakken şarkılarımda referans olarak hani Kaptan Onedin'inden tut Kunteper'ine hepsini referans olarak verdim. Hepsini değil tabii ki. Birçok ismi geçirdim şarkılarımda ve bundan ben keyif aldım. Benim için hani onlar duyar mı amacıyla yapmadım. Şu an ne güzel, hani kıskanmıyorum, gıpta ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Çizerlerin kültürü biraz daha rock'tan ve punk'tan geldiğinden dolayı. Onlar o nesil. Daha Gökhan Dabağ'ın Reçel diye albümü Moğollar, var. Mongollar diye şeyin grubu vardı. Çizimi vardı. Bir yandan grup da vardı. Emrah Ablan, Alkolik Kuşlar, Les diye bir rock grubuna çizim klibi yapmıştı. Başka yani çok örnek verilebilir ve bu örneklerin hepsi rock. Şu an ne güzel ki çizerler rapçilerle de beraber. Peki Beta. Saymadığımız pek çok isim var. Yani ayıp oldu. Evet, çok ayıp oldu. Ersin Karabulutlara değinmedik. Bak, Bahtsız Bedevilere değinmedik. Ya birçok karakter ve ismi çizeri aslında es geçtik. Hepsine buradan selamlarımızı yollayalım. Biz sizlerle büyüdük diyelim. Unuttuklarımız varsa çok var. Ki çok var. Affınıza sığınıyoruz diyelim. Fazla da zamanımız olmadığı için biz bu kadarını sığdırabildik yayınımıza. Eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi isteyen araştırır, takip eder. Ben araştırarak, takip ederek eski sayılara bulabildim, sayılara varabildim. Nereden araştırabilirler mesela? Sahaflara gidebilirler. Evet, Aznavur Pasajı'nda eskiden Taksim'de şey vardı, dükkanları vardı. Ama kapandı galiba. Hepsi arası. Kapandı ben işte. Ben de oradan alıyorum yani çünkü. Yani insanlara şey diyemem ki, hani şuraya gidin şunu yapın diyemiyorum. İnternetten araştırıp takip edebilirler. Ben ne diyeyim? Ama kaçırdıkları çok şey var Z kuşağının. Umarım aralarından ilgili olanlar daha fazla merak duyabilir. Baktıkça zaten merakları fazlalaşacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bana konuk olduğun için. Ben teşekkür ederim. Vallahi güzel bir program oldu. Buradan bir şarkı söyleyeyim. Elindeki, Mongolların tamam elimde bakalım. Elinde bir tane çektim. Rastgele neyi çektin? Lombak. Lombak. Bu bende de var biliyor 2002 musun? 2002 sayı cilti. Kapaktan hatırladım çünkü. Ciltte Zibidi yazıyor. En başında hep burada yazı olurdu ya. Evet. Ortadan bak aç ya. Bir tane. Bir tane karikatür yok, söyle bir kapanış yapalım. Karikatür söylemek çok şey olmaz. O çizimleri görmeleri lazım. Ben Mongollar grubunun kimin çizdiği dur. Bahadır Karataş mı çiziyordu? Hemen ona bakacağım. Oğlum, 4 Bahadır oldu. Bu kadar Bahadır yok. Aynen yoktu. Ya var. Olmaz mı? Bak Lepistes Göksel'i hiç konuşmadık. Ay! Cihangir'de bir ev yani. Benim söylediğim buydu geçen gün sana. Ya işte yok ki of psiko yapıyordu Emrah Ablak. Biraz da yiğrenelim. Ya buradan Emrah Ablak'a seslenelim. Eski eserleri ne olur cilt olarak basılıyor. 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 Nerede bu psikozu bulabilir miyiz mesela? Psikozu bulamaz. İşte bunları basın aynen diyorum. Keşke. Bak Lombak kerizleri. Le Manyak şehitlerinden sonra. Lombak bölümü Le Manyak'ta da Lombak bölümü vardı böyle. Hemen şeyi bulacağım. Ya ama şu çizime bakar mısın Emrah abla? Emrah abla. Umut Sarıkaya'yı hiç konuşmadık. Abime verdim 2 tane cilti. Peki Faruken Bayraktere'yi Sütaş'a verdikten sonra olan kaybımız hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ben eleştirmeyeyim şimdi burada ama yani büyük kayıp. Gerçekten en büyük kayıplardan. Pille çalışan pil şarj aleti. Tribal efektiyon. Server de şarkının ismini nereden aldığı belli. O yıllar evet. Bu daha eskidir çünkü. Artına geçmişiz. Yeraltı öyküleri, yeraltı tatili. Hakan Karataş çizen. Bülent Üstün yazıyor. O zaman kapanışı Bülent Üstün'ün yazdığı çizimlerini Bahadır yine bir Bahadır. Bahadırları dörtledik şu an. Bahadır Karataş'ın çizmiş olduğu Mongollar grubundan bir şarkıyla en arkadaki bu kapağın. Enene menene koyayım nenene nenem pekmez kaynattı dedem sikini oynattı. İki miki tilki siki diye gidiyor. Allah rahmet eylesin, götü sakız çiğnesin.